Bitti mi? Yeni başladım. İki ayrı kutuptan sisteme yön veren Amon ve Ra hanedanlıkları, onlarla birlikte dünyayı yöneten büyük hanedanlıklar. Ayrıca her bölge için alınan kararları uygulayan hanedan uzantıları. Onların bağlantıları, bazı kilit şirketler, kişiler ve vakıflar. İngilizler, yani Ra hanedanı, Can ve ailesi üstünden çalışırken, Amerikalılar yani Amon, hep Kuzuzade ailesini destekledi. Kuzuzade ailesi, hanedanların yerel uzantısı olarak bundan sonraki süreçte önemli bir yer tutacak. Yeni bir konsey kurma hazırlığında olan Kuzuzade ailesinin İngilizler ve Amerikalılar tarafından çekiştirildiğini biliyoruz. Bu tablodakilerin hepsini siz de gayet iyi biliyorsunuz elbette. Bu tabloyu siz de çizersiniz. O zaman bana neden ihtiyaç duydunuz? Bizim sadece bir komutana değil, analitik çözümlemeler yapacak ve stratejik kararlar alacak, öngörüye sahip birine ihtiyacımız vardı. Ayrıca alacağı kararlar üzerinde herkesin hemfikir olması ve atacağı adımlarda onu desteklemek için kimsenin tereddüt etmemesi gerekiyordu. O kişi sensin. Bu kadar zamandır derlenip toplanmış bütün bilgilerin doğru analiz edilmesinden ve ocaklarda toplanan bütün gücün doğru hedefe yönlendirilmesinden bahsediyorsunuz. Evet. Gizli anlaşmalar, gizli toplantılar, bağlantılar, birbiriyle savaşır görünüp işbirliği yapan güçler, değişen hesaplar, stratejiler, aile içi ilişkiler, kan bağları, ihanetler. Daha da fazlasını öğrendik, kayıt altına aldık. Ama bunların hepsini harmanlayıp çözecek biri olmadan hanedanlarla mücadeleye başlayamazdık. O yüzden seni bekledik. Bundan sonra ben hiçbir şey için beklemek istemiyorum. Geçmişten bugüne ışık tutacak ne varsa buradan çıkmadan hepsini görmeliyim. Soygun anına dair bütün kamera kayıtları silinmiş. Olay polis raporlarına sadece sıradan bir banka soygunu olarak geçti. Fondaki paranın çalındığına dair ne bir rapor var ne de bir haber. Belli ki emniyet ulakları yine iş başında. Sagir bütün gün hem emniyeti hem bizi oyaladı. En son bankaya çok yakın bir yerde bomba ihbarı yapıp çevredeki bütün polisi de oraya topladı. Biriyle işbirliği yaptığı belli. Demek kendine yanlış ortak seçmiş. Bak kendisi keklik gibi yakalandı. Ortağı da kim bilir nerede. Efendim Erdem. Banka kayıtlarında paranın bankadan resmi olarak imza karşılığı teslim alındığı görülüyor. Ne demek teslim alınmış? Paranın soygundan yarım saat önce teslim edildiğine dair belge düzenlenmiş. Yani paranın çalındığını artık ispat edemeyeceğiz. Şedid'e yardım olarak gittiği yönünde net bir kanıt daha. Bir an önce bankayla irtibata geçelim. Aynur'a, Alptekin'le beraber banka müdürünü bulun. Tamam Akif. Hani her an.
Bütün kamera görüntülerini temizledim. Çıkış için hazır mıyız? Ben hazırım. Sizden gelecek emri bekliyorum. Kapalı mı? Çalışma var, kapalı. Bu saatte ne çalışması bu ya? Boru patlamış. Ya hep bizi bulur arkadaş bu işler. Gel. Her şey planladığınız gibi devam ediyor. Ama Andre henüz ortaya çıkmadı. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Andre kurnazdır. Ne yapacağını bilir. Benim için önemli olan Sagir gibi işini başarıyla yapmış olması. Nerede olduğu umurumda değil. Sagir emniyette mi? Evet. Sagir, başına gelenlerin benim planım olduğunu anlamadan hakkında gerekeni yapalım. Bana emniyet ulağını çağır. Tamam Brandon. Türkiye'ye avlanacağız diye geldik. Kendimiz av olduk Sagir. Sus. Bu kafeste daha ne kadar tutacaklar bizi? Sus. Ben en başından daha bu işe girmeyelim dedim. Ben de sana sus dedim. Sus. Hırsını benden çıkaracağına, bize bu tuzağı kim kurduysa ondan hesap sor. Buradan bir çıkalım. Bunun hesabını soracağım. Sagir'den haber var mı? Arif'le konuştum. Araştırıyor. Bankanın müdürüne ulaşabildik mi? Aynuralar adamın evindeler. Böyle bir şey olması imkansız. Şubeden benim gözümün önünde çalınan para resmi olarak bankadan çıkmış gibi görünüyor. Sizin bu işlemden haberiniz olmaması mümkün mü? Gerçekten haberim yok. Birileri benim yetkimi kullanarak sahte evrak düzenlemiş ve benim şifremle de resmi onay vermişler. Meseleyi çözmek için bize yardım etmeniz lazım. Benim yerime işlem yapanı bulmak ve kayıtları düzeltmek için bankaya gitmeliyim. O zaman oyalanmadan çıkalım.
Bir saniye, bir saniye. Galiba ben telefonumu unuttum. Takip et. Ölmüş. Banka müdürünü de konuşmasın diye öldürdüler. Evet Erdem. Akif, bunu duyman gerek. Bana iyi bir şey bulduğunu söyle Erdem. Bankanın şu anki kamera görüntülerine ulaştım. Genelde her şey normal görünüyor. Ama üç kameranın görüntüleriyle oynanmış. Görüntüler tekrar ediyor. Bankada hala birileri var. Tamam Erdem. Sen görüntüleri bize aktar. Yasin, ekibi hazırla, bankaya gidiyorsunuz. Anlaşıldı Hakim. Görüntüleri aç hala. Açıyorum. Kameraları bankanın planı üzerine yerleştir. Tekrar eden görüntüler hangi kamerada? Kasayı soyacaklar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırdır? Ne oluyor burada? Çalışma var, boru patladı. Ne oluyor orada? Hemen görünmeyen bir yere çekin arabayı. Doldur, doldur.
acele edin. Biraz çabuk. Beklediğiniz kişi geldi. Hı hı. Buyurun. Lütfen oturun. Tebrik ederim. Operasyonu çok iyi hallettiniz. Ekibiniz büyük bir iş başardı. Polat Alemdar için çember gittikçe daralıyor. Yakında gizlendiği yerden kendini göstermek zorunda kalacak. Hiç acelem yok. Onunla ilgili planımın henüz başındayım. Beni bir sonraki aşama için mi çağırdınız? Hayır. Seni Sagir için çağırdım. Bankanın önündeyiz. ...13 ile 14. kamera görüntüleri sabitlendi. Bir dakikanız var. Hadi çıkıyoruz. Alarm etkisiz hale getirildi. Şimdi girebilirsiniz. Anlaşıldı. Siz benimle geliyorsunuz. Kaç kişi olduklarını ve nasıl hazırlık yaptıklarını bilmiyoruz. Siz benimle irtibatta kalın. Hadi çıkıyoruz. İçerideyiz. Aşağı ineceksiniz Yasin. Bodrum katta.
İyi misiniz? Bir şeyimiz yok komutanım. Siz ekibi, duyuyor musunuz? Evet komutanım. Hemen harekete geçin. Bankanın çevre sokaklarından birindeler. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Dinliyorum. Siyah panel van ana caddeye doğru hareket aldı. Sakın kaybetmeyin, geliyoruz. Efendim, Gürcan Bey geldiler. Alın içeri, bekletmeyin adamı Hakkı. Ben de daha fazla bekleyemem zaten. Hayırdır Gürcan Bey? Seni bu kadar acele ettiren konu nedir? Konu mu? Bütün camia seni konuşuyor. Ben de bu bileği herkesten önce benim sıkmam lazım dedim, geldim. Bir gün daha bekleyemedim. Evinde rahatsızlık verdim. Estağfurullah. Hoş geldin. Hı hı. Otur lütfen. Hakkı Bey. İngiltere'de olduğunu duymuştum. Yanılmıyorum değil mi? Afrika'daki yeni bir madenle ilgili ortaklık anlaşması yapmaya gitmiştim. Olanları duyunca ortağımı yanlış ülkede aradığımı gördüm. Eğer kabul edersen bütün gücümle ve varlığımla kuracağın konseyde olmak isterim. Hoş geldiniz Cahit Bey. Teşekkür ederim. Fehmi Bey sizi bekliyor. Ben müsaadenizi isteyeyim. Hoş geldin Cahit. Erken geldim galiba. Yok. Zaten Gürcan Bey de çıkmak üzereydi. Hı hı. Haberlerinizi bekliyorum. Konuştuğumuz gibi. Siz hiç merak etmeyin. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Misafirlerin gelmeye başladığına göre sesini herkes duymuş Fehmi. Evet Cahit. Gürcan Bey iyi bir teklifle geldi. Teklifin ne olduğunu bilmiyorum ama asıl önemli olan vaat ettiği şeyi yerine getirip konseyinde yer alabilmesi. Yani Gürcan'ın sağlam olmadığını mı düşünüyorsun? O koltuğa oturana kadar benim için hiç kimse sağlam değil. Bu saat davetsiz bir misafirimiz var. Kimmiş? Baltazar geliyor. Kalabalık mı? Kalabalık, ne yapalım?
Misafirin her türlüsü başımızın üstünde Miran. Sıkacak halimiz yok. Kalabalık geldilerse ona göre yap hazırlığını. Peki. Miran. Kapımız açık kalsın. Eyvallah. Aleme hızlı girdin ama artık yolun sonuna geldin Pusat. Sen yolun sonu diye yanlış yere gelmiş olmayasın Baltı. Zar. Benim bir tek yanlışım oldu. O da zamanında senin elini sıkmak. Kendine haksızlık etme. Doğru olanı yaptın. Sen de biliyordun ki elimi sıkmasan kafana sıkardım. Seni büyüklerinin hatırına saydım. Ama sen büyük, küçük bilmedin. Söz dinlemedin. Şimdi de haddini aştın. Benim adamlarıma söz dinletmeye kalktın. Adamların dediğin sokaktaki zehir satan itlerse? Ya söz dinleyecekler ya da doyana kadar mermi yiyecekler. Onlar ancak benim sözümü dinler. Seni tutan yok. Hepsi kapının önünde. Hadi sık. Sürüsüne şu kadarcık acırsam adam değilim Baltazar. Ama burası benim mekanım. Burada silahını ilk çıkaran ben olmam. Ben de senin ardından adıma leke sürülsün istemem. Açık bıraktığın kapıdan girip kan dökmek bize yakışmaz. O zaman dışarı çıkalım. Yarın gece ben dışarıda olacağım. Beklerim. Nerede? Beykoz'da. Bütün İstanbul'a yeni mal dağıtılacak oradan. Bizzat ben olacağım başında. Senin satılmayacak dediğin ne varsa hepsini yığacağım oraya. Ha, satacak adamları da yığacağım. Çıkıp gelmeye gözün keserse Pusat, seni de yığacağım. Hepsi iyi güzel de yarına kadar nasıl bekleyeceğiz de? Benim pis bir huyum var Baltazar. Hevesten uyuyamam bu gece. Olsun. Yarın geceye kadar sabret. Sonra sonsuza kadar uyursun.
İstediğin görüşme kayıtlarını getirdim. Hepsini inceleyeceğim ama bütün zamanımı burada geçiremem. Getirdiğim hiçbir evrağın bu odanın dışına çıkmasına, gün ışığı görmesine müsaade edemem. Bunu biliyorum. Benim söylemek istediğim, tarihi belgelere daha sonra da gerektiğinde zaman ayırabilirim. Şimdi bugünün meselelerine odaklanmam gerek diye düşünüyorum. Böyle bir tercihinin olabileceğini düşünerek ona göre hazırlık yaptım. Balkanlar, Kafkasya, Afrika ve Orta Doğu'da son birkaç yılda elde ettiğimiz istihbarat bilgilerinin olduğu dosyaları da getirdim. İsrail için Mezopotamya nasıl vaat edilmiş topraklarsa, Afrika'da hanedanlar için adeta vaat edilmiş topraklardır. Petrol ve dünyanın en zengin elmas, altın ve kauçuk kaynakları orada. Bu yüzden kendilerinden başkasının oraya girmesini engelliyorlar. Peki bunu nasıl sağlıyorlar? Sürekli iç savaş çıkartıyorlar. Diktatörler yaratarak halkı birbirine kırdırıyorlar. Sürekli ölümcül salgın hastalıkların orada çıkması da tesadüf değil. Bunları yaparken bir yandan da yardım yapıyoruz görüntüsü altında. Aynı ülkelere sağlık ekipleri gönderiyorlar. Sağlık yardımı adı altında önce o insanların genetik şifrelerini alıyorlar. Sonra da onlara tehdit unsuru olan virüsler üretip salgın hastalıklar başlatıyorlar. Böylece hem kendileri dışında Afrika'ya yatırım yapılmasını engelliyorlar, hem de ilaç sanayine yeni pazarlar hazırlıyorlar. Önce zehri yayıp sonra panzehri satıyorlar. Evet ama oradaki insanlar, yerel halklar da bunun farkına vardılar. Karşılık vermeye başladılar. Biliyorsundur, yakın bir tarihte bölgeye sağlık yardımı yapmak gerekçesiyle giden uluslararası görevlilerden birkaçı hastalık yaydıkları gerekçesiyle bölge halkı tarafından öldürülmüştü. Biliyorum. O olayın ayrıntılarını ve oraya doktor kimliğiyle giden bazı vakıf temsilcilerinin hangi aile adına çalıştıklarını da o dosyada okuyacaksın. Oradaki halkların kendilerince gerekçeleri olsa da bu yanlış bir tepki. Orada sömürgecilerin planlarını bozacak başka hamleler yapılmalı. İnsanların uyanması sağlanmalı. Oradaki bütün ocaklar uyanış için bizi bekliyorlar Polat Alemdar. Harekete geçmek için Afrika'da, yer altında ve yer üstünde olan biten her şeyi bilmeliyiz. Afrika'nın sömürgeci hanedanlar tarafından dünyadan gizlenen gerçek yeraltı zenginliklerini nokta nokta anlatan haritalar o dosyada mevcut. Ayrıca neredeyse adı bile anılmayan o zengin maden yataklarını hangi hanedan şirketlerinin sömürdüğünü de öğreneceksin. Yeah.
Ben burayı çok sevdim. Açık hava iyi geldi. Burada daha ne kadar bekleyeceğiz patron? Satın alacağımız mal hazır olana kadar. Peki patron. Git onu çağır. Bu ağacı hatırladın mı hanım? Ah ne zarif bir insansın sen Ömer Bey. Zamane aşıkları sevdiklerinin adını kazırdı ağaçlara. Ama sen hiç kıyamazdın. Ama ben ağlamayacağım diye söz verdim Ömer Bey. Aşk olsun. Daha ne olsun hanım? Ben kıyamazdım ağaçlara ama... Lakin gönlüme bir ateş düştü o vakit. Ne yapsam bilemedim. Bir fidan aldım. Diktim buraya. Vakitli vakitsiz suladım. Gönlüm ferahlardı su verdikçe. Dua ederdim bir yandan da. Sevdiğime kavuşmak için. Baharda çiçek verdi fidanım. Baban da seni bana verdi Nazife Hanım. Bu ağaç benim kabul edilmiş duamdır. Sen de benim kabul edilmiş duamsın. Madem anlaşmayı bozup beni ardında bıraktın, ben de tez zamanda sana kavuşmayı diliyorum. Anneciğim, fidan mı diktin? Bu da benim fidanım olsun. Ömer Bey'in diktiği ağacın gölgesinde büyüsün istedim. Ne güzel düşünmüşsün. Anneciğim, hava çok soğuk, üşüyeceksin. İçeri girelim mi? Girelim kızım. Hadi. Gel anneciğim. Canım. Ne söylüyorsun ona?
Bundan sonra ondan başka hiçbir arkadaş istemediğimi söylüyorum. Bir arkadaşın seni üzdüğü için bütün arkadaşlarına haksızlık ediyorsun. Bak, bugün okula gitmek istemediğin için ısrar etmedim. Ama bu sorunu muhakkak çözmemiz gerekiyor. Bunu konuşmak istemiyorum. Bak ne diyeceğim. Yarın okula birlikte gidelim. Dönüşte de ben seni alayım, beraber sinemaya gidelim. Ne dersin? Ben o okula bir daha gitmeyeceğim. O ne demek Elif? Gitmeyeceğim demek. Tamam, anlıyorum. Arkadaşın seni üzdü. Ama bu yüzden okula gitmemek olmaz. Gidemem hala. Öğretmen de öyle söyledi. Yine aynı şey olabilir dedi. Oradaki çocuklar beni anlamıyor. Babanın yaptıklarını hiç anlamıyorlar. Ben de onları anlamıyorum. Okula gitmek zorundasın Elif. Başka okula giderim, oraya gitmem. Bütün bu plan Andre'nin işi olamaz. Henüz biz bankaya nakil haberini verdiğimizde devreye giren bir üst akıl var burada. Evet. Biz başvuru yaptığımızda Sagir ve Andre üzerinden ortak bir operasyon planı yapılmış. Sagir'e verilen paraların ele geçirilmiş olması tesadüf değil. Bu defaki kumpas bize savunma imkanı tanımıyor Akif. Ellerinde Polat Alemdar'dan nakil için imzalı izin ve banka tarafından düzenlenen teslim alındı belgesi var. Paraların çalındığı bilinmiyor. Delillerin nerede tutulduğunu araştırıyoruz. Öğrenir öğrenmez harekete geçeceğiz. Senin Şedid'e gönderilmenle başlayan operasyon devam ediyor. Polat'la Şedid terörü arasında bir bağ kurmaya çalışılıyor. Bu para ve evrak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne delil olarak sunulursa çok zor durumda kalırız. Sagir de bizimle aynı tuzağa düşürüldü. Onu ele geçirebilirsek kendisine bu tuzağı kuranlar hakkında bilgi alabiliriz. Onu sağ ele geçirmek için elimizden geleni yapacağız. Abiden haber yok mu Erhan? Yok maalesef. Henüz işi bitmedi demek. Peki bu dün akşamki haber nedir Erhan? Para Aksaçlı'nın emriyle heyet üyesine teslim edilmek üzere hazırlanmıştı. Ama bankadan çalındı. Kim çaldıysa hedefi paralar değilmiş. Evet öyle. Abiye yönelik operasyonun son halkası Cahit. Ne yazık ki ellerinde paraların seri numaraları ve abinin imzaladığı belge de var. Bu şimdiye kadar delil diye sundukları her şeyden daha ciddi bir mesele. Abiye ulaşmamız şart. Bunun şu anda imkanı yok. Bana bunu söyleyip durma Erhan. Kim nasıl ulaşabiliyorsa gitsin söylesin. Abinin mutlaka bunu öğrenmesi lazım. Polat Alemdar'ın Şedid'e para yardımı yapmasına ne diyorsun Mete? Kimin aklına geldiyse tebrik etmek lazım. Çok şeytani bir hamle. Yoksa siz mi yaptınız? Reşat nereye gitmiş öğrenebildin mi? Oğlunun yanına gitmiş. Cesedi oğlunun mezarının yanında gömülmüş halde bulundu.
Fehmi yükseliyor. Konsey umduğumdan daha da kısa bir zamanda kurulacak Mete. Dinliyorum. Senden başka kim biliyor bunu? Tamam. Madenci Gürcan'ı biliyor musun? Evet. Benim döndüğüm tarihlerde İngiltere'ye gittiğini duydum. Hı hı. Ben göndermiştim. Orada benim seçtiğim şirketlerle bir ortaklık yapacaktı. Ama tercihini değiştirmiş. Türkiye'ye dönmüş. Fehmi'ye mi gitmiş? Fehmi'ye gitmiş Mete. Gidebilir mi? Siz izin vermediyseniz gidemez Can Bey. O zaman sen git bu Gürcan'a de ki bu isim sana hiç yakışmıyor de. Can Bey sendeki o canı istiyor de. Siz nasıl isterseniz. O tilki buralarda dolanırken ben rahat rahat oturamam Akif. Tamam Erhan. Tamam falan değil. O adamın yüzünden ben ne hallere düştüm. Biz kimleri kaybettik biliyor musun? Biliyorum tabii Erhan. Ne gerekiyorsa yapacağız. Abi duysa var ya o tilkinin döndüğünü. Nerede ne yapıyorsa bırakır gelir. Erhan. Abinin artık tilkiden çok daha önemli mevzuları var. Ne dersen de. Abinin bunu bilmesi gerekiyor. Cahit de mutlaka abiyle konuşalım diyor. O zaman Timur gelince söylersin. Biz şimdi işimize bakalım. Tilki de Sagir de yaptıklarıyla Brandon'ın Polat Alemdar operasyonuna hizmet etti. Önce bize karşı kullanacağı kozları geri almamız lazım. Paralardan mı başlayacağız, Sagir'den mi? Hangisinin Brandon için daha önemli olduğuna bağlı. İlk adımı onlar atacak. Arif paranın da Sagir'in de izini sürüyor. Ama bir haber yok. Hüsnü Bey geldi. Buyursun gelsin. Hoş geldiniz Hüsnü Bey. Hoş bulduk Erhan Bey. Lütfen şöyle buyurun. Siz acil görüşmek istediğinizi söyleyince mutlaka çok hayati bir konudur diye arkadaşlardan sizi getirmelerini istedik. Maalesef çok müşkül durumdayız. Nedir mesele? Polat Bey'le hastanenin bağlantısını tespite çalışıyorlar. Bir haftadır müfettişler nefes aldırmıyor. Daha önce Polat Bey beni ve sağlık ekibimi de bu yeni ve her şeyle muhteşem mekanda uygun bir yere alacağını beyan etmişti. Onun üzerine uygun zamanı öğrenmek için rahatsızlık verdim. Kendisiyle bir görüşebilirsem maruzatımı arz edeyim. Bu iş bu gece bitecek Miran. Hazırlığını ona göre yap. Nasıl gideceğiz bu Baltazar'ın söylediği yere? Elimizi kolumuzu sallaya sallaya gideceğiz. Adam seni çağırdığına göre kendini sağlama alacaktır Pusat. Bir tufaya gelmeyelim. Yapmaz Miran. O kadar mı güveniyorsun bu Baltazar'ın sözüne? Elinde zar tutan adamın sözüne güvenir miyim ben? Pusu kurmayacağını nereden biliyorsun o zaman? Ben de olsam yapmazdım. Hasmını hesaba çağırıyorsun. Bunu da alemde herkesin duyacağını biliyorsun. Eğer orada hile yaparsan...
Yaşasan da ölüsün bir an. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Sağlam adamlar seç. Nereye gittiğimizi, niye gittiğimizi bilsinler. Arkasından ağlayacak kimsesi olan gelmesin. Eyvallah. Silahları da, adamları da ayarladım. Orduyla gelse yine yıkarız. Söyle herkese. Kimse bir yere saklanmayacak. Eğer orada saklı gizli yer tutan birini görürsem... Pusat'tan önce ben sıkarım kafasına. Tamam Baltazar. Bunu da götür oraya. Pusat için. Buyurun Mete Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Mete Bey, buyurun. Sen buralara gelir miydin Mete? Eskiden gelmezdim. Ama bundan sonra daha sık geleceğim. Hayırdır? Benim işlere mi giriyorsun? Evet. Sen anlamazsın bu işlerden Mete. Doğru. Benim uzmanlık alanım başka. Ama çok iyi anlayan birini tanıyorum. Sen de tanırdın eskiden. Ama unutmuşsun galiba. Beni gönderdi. Kendisini hatırlatmam için. Kimden bahsediyorsun? Can Bey'den. Benim İngiltere'den anlaşma yapmadan dönmeme kızdı galiba. Ama yanlış anlamasın. Bana biraz daha zaman verirse halledeceğim. Biraz daha zaman verirse. Fehmi Bey'in konseyine girip kendini sağlama mı alacaksın? Hayır, nereden çıkardınız bunu? Ne konuştuysak o geçerli. Planda bir değişiklik yok. Plan değişti Gürcan Bey. Sen artık yoksun. İyice bakın etrafa. Kimse sağ kalmayacak.
Benim yapabileceğim bir şey yok Erhan abi. Emri sen de biliyorsun. Sen bir sor diyorum Timur. Abiyle mutlaka görüşmemiz lazım. Çok ciddi meseleler var. Benim yapabileceğim bir şey yok. Yerini bile bilmiyorum. Kim biliyor yerini? Sadece Süha Tarık. Sen Süha Bey'in şu andaki yerini biliyor musun peki? Biliyorum ama hiç üstelemeyin. Asla gitmem. Bak abi gelince anlatırım olan biteni. Bu kadar ısrar ettik Timur gitmedi derim. Abi istediğinizi söyleyin. Ben Suha abiye gitmem. Sadece gidip bizim söylediğimizi aktaracaksın Timur. O da abiye iletecek. Böyle konuşması kolay. Siz Suha Tarık'ı tanımıyorsunuz tabii. Rahmetli Ömer babanın kardeşim dediği bir insan. Olsa olsa eli öpülesi adam olur. Ne durumda? İkna edebildin mi Elif'i? Hayır. Sinemayla kandırmaya çalıştım ama o da olmadı. Durum ciddi Leyla. Canım benim. Ne yapsın? Kolay değil yaşadıkları. Polat'la ilgili bir sürü haber çıkıyor. Çocuklar ailelerinden ne duyuyorsa konuşuyorlar. Bununla başa çıkması çok zor. Ne yapacağız Leyla? Elif'i nasıl uzak tutabiliriz bunlardan? Elif'i uzak tutmamız mümkün değil. Bununla mücadele etmeyi öğretmeliyiz belki de. Küçücük çocuk babasına atılan iftiralarla nasıl başa çıkabilir? Şimdiden kararını vermiş. Gerekirse başka bir okula giderim diyor. Başka okula gitse de yine aynı şey olmayacak mı Safiye? Bilmiyorum Leyla. Ben cevap bile veremedim. Hala niye bekletiyorsunuz burada? Kim sorgulayacaksa sorgulasın. Anlatacaklarım var. Buradan çıkacaksınız. Sen de kimsin? Şu anda sizin için Bay Brandon'ın habercisiyim. Brandon'ın bu işte parmağı mı var? Ben sadece size bu akşam buradan başka bir yere nakledileceğinizi söylemeye geldim. Eğer bu süre içerisinde sizi sorgulamak isterlerse sakın konuşmayın. Sen kim oluyorsun da bana ne yapacağımı söylüyorsun? Gerekirse konuşurum. Elbette. Ama o zaman benim yapabileceğim bir şey kalmaz. Konuşmazsanız bu akşam sizin için gereken yapılacak. Buraya gel. Beni hemen çıkar buradan. Sagir tamam. Adam akşam çıkacaksınız dedi. İşimin uzun süreceğini söylemiştim. Neden beklediniz? Ben de önemli olduğunu söylemiştim. Dinlemeyecek misiniz? Dinliyorum evladım. Benim acilen Polat Alemdar'la görüşmem lazım. Mesele bu muydu? Keşke daha önce söyleseydiniz. Sizi bu kadar zaman bekletmezdim. Olsun. Beklerim ben. Ne zaman görüşebiliriz? Görüşemezsiniz. Efendim?
kısaca görüşemezsiniz derken, bu aşamada hiçbir şekilde Polat Alemdar'ı görmeniz söz konusu olamaz dedim. Umarım şimdi daha anlaşılır olmuştur. Bakın Suabey, kendisini ilgilendiren çok önemli meseleler var. Haber vermemiz gerekiyor. Herkes onun talimatlarını bekliyor. Anlaşılmadıysa izah edeyim. Polat Alemdar şu anda kendisinden çok daha önemli meselelerle ilgili olduğundan sizinle görüşemez. Bunu siz mi söylüyorsunuz yoksa kendisi mi söylüyor? Ne ben ne de o. Bunu gidip arkadaşlarınıza siz söyleyeceksiniz. Fehmi Bey. Efendim Hakkı. Gürcan Bey. Ne olmuş Gürcan'a? Mekanında adamlarıyla birlikte öldürülmüş. Kim yapmış peki? Bilmiyoruz. Dün konseye girmek için bana gelen adam bugün infaz ediliyor, öyle mi? Bu bir tesadüf mü? Belki de bir tehdit altındaydı. Sizinle konuşmak için o kadar acele etmesinin sebebi bu olabilir. Belki de. Kim bilir? Ama eğer değilse... ortalık beklediğimden daha çabuk hareketlenecek demektir. Bana biraz çocukluğunuzdan bahsedin. Mutlu bir çocukluk geçirdim. Yaşadığımız şehirde en saygın aile bizdik. Kimse bizden habersiz iş yapamazdı. Ne iş yapardınız? Babam çok çalışkandı. Her işi yapardı. Kumar, uyuşturucu, silah ticareti. Babanızdan biraz daha bahseder misiniz? Babam çok güçlü biriydi. Ay İstefan derlerdi. Bir yumrukla 4 kişiyi devirirdi. 9 kurşun yarası vardı. Hep 10. kurşun yarasıyla ölmek isterdi. Ne oldu peki? 9 kurşun yarasıyla öldü. Anneniz nasıl biriydi? Annem çok sadık bir eşti. Ölünceye kadar hep babamın yanında oldu. Anlıyorum. Bir kazada kamyonun altında kaldılar. Beraber öldüler. Peki, Raskol'una gelelim. Kim bu Raskol? Raskol'unu öldürdüler. Tamam, sakin olun. Benim Raskol'unu bulmam lazım. Anlıyorum. Bu yüzden buradasınız. Beraber bulacağız Raskol'unu. Tamam mı? Hadi devam edelim. Şimdi isterseniz güzel hatıralardan konuşalım. Raskol'le ilk ne zaman karşılaştınız? 16 yaşındaydım. İlk işime çıkmıştım. Ne tür bir işti? İçki depomuzu soyanlara fatura kesecektim. Fatura? Anladım. Babam beni denemek için silahımın şarjörünü boşaltmış. Adamların mekanına vardığımda fark ettim. Sonra? Beni dövmeye başladılar. Aslında onlardan daha güçlüydüm. Ama babam kimseyi öldürme demişti. Babamın sözünü çiğneyemezdim. Ne oldu peki? Çok dövdüler beni. Biri silahını çekti ve bana doğrulttu. Tam ateş edecekken Raskol aniden ortaya çıktı. İçki kasalarındaki şişeleri alıp adamların kafalarını da parçaladı. Adamları öldürdü mü? Kafalarını paramparça etti. Anlıyorum. Sonra? Sonra. Raskol'la o günden sonra hiç ayrılmadık.
Hediyeni aldım. Teşekkür ederim. Seninle çalışmak güzel. Yeni bir iş daha yapacağız. Bana yeterli zamanı verirsen sana istediğin her şeyi ayarlarım. Bence yanılıyorsun. Sen yıllarca çalışsan bile benim istediğim malı hazırlayamazsın. Senin için elimden geleni yaparım. Bu benim için değil. Benim savaşan dostlarım için. Ben ne yapabilirim? İşimi kolaylaştırabilirsin. Geçen yıl yarım kalan işimi tamamlamak için birine ulaşmalıyım. Kime? Gel benimle. Satın alabileceğim kadar silah satabilecek tek adam arıyorum. Bulabilir misin? Evet. Acele et. Seni burada bekleyeceğim. Tamam. Hoş geldin Cahit. Hoş bulduk. Geç otur lütfen. Bir kez daha sen haklı çıktın Cahit. Gürcan o koltuğa oturacak kadar sağlam değilmiş. Öldürülmüş. Kimin yaptığını biliyor musun? Ben de seninle bunu konuşmak istedim. Gürcan'ın bana yaptığı teklifi bilen biri onun benim konseyimde olmasını istemedi. Böyle bir ihtimali Gürcan'ın da bildiğinden hiç şüphem yok Fehmi. Bu yüzden konseyle ilgili adım atan biri bunu hiçbir yerde hiç kimseyle paylaşmaz. Kaldı ki konuştuğunu duysan onu herkesten önce sen infaz etmez miydin? Evet, orası muhakkak. Ne yapıyorsun sen? Görmüyor musun? Konuşuyoruz burada. Pardon efendim. O adamın benimle konuştuğu günün ertesinde öldürülmesi bir tesadüf olamaz Cahit. Eğer öyleyse senin için de ciddi bir tehlike var demektir Fehmi. Bunu kesin olarak öğrenmemiz lazım. Gürcan'ın bana yaptığı teklifi bilen biri onun benim konseyimde olmasını istemedi. Hoş geldin Cahit. Kaldı ki konuştuğunu duysan onu herkesten önce sen infaz etmez miydin? Evet, orası muhakkak. Ne yapıyorsun sen? Görmüyor musun? Konuşuyoruz burada. Pardon efendim. O adamın benimle konuştuğu günün ertesinde öldürülmesi bir tesadüf olamaz Cahit.
İncelediğim evrakların birinde hanedanların 100 yıl önce Kürdistan'ı kurmaya karar verdiklerini, sonra bunu o gün gerçekleştiremeyeceklerini anlayınca bugüne ertelediklerini okudum. Kürt kardeşlerimiz o zaman buna engel oldular. İngiliz sömürgesine gireceklerini anlayıp bizimle birlikte hareket ettiler. Bugün aynı plan tekrar hayata geçirilmeye çalışılıyor. Farklı gruplara, farklı Kürt devletlere kurdurulmak isteniyor. Ama Kürtlerin büyük bir kısmı 100 yıl önce Arapların düştüğü hataya bugün düşmek istemiyorlar. Geçtiğimiz 100 yıl bizim için küresel devletten ulus devlete bir geçiş yapıldığı dönemdi Polat. Devlet-i Aliye'nin yıkılmasıyla kendi ulus devletlerini kuran unsurlar yerel dinamiklerin değil, İngiltere ve Fransa sömürge bakanlıklarının oluşturduğu devletler oldu. Mesela tek ve büyük bir Arap devleti sömürgeciler için ciddi bir problem olacağından aynı ulusu bile farklı devletlere böldüler. Bugün de bunu ısrarla kabul etmeyen, sömürgecilerle birlikte hareket eden gruplar var. Hanedanların 2015'te bölgeyi yeniden dizayn etmek için oturacakları toplantıda harita değişikliği gündeme gelecek. Onların en büyük korkusu sınırlarımız dışındaki Kürtlerin bizimle anlaşmasının bölgedeki diğer halklar üzerinde yaratacağı etki. Bunu engellemek için hanedanların yerel uzantılarıyla bölgede at koşturacaklar ve her şeyi deneyecekler. Yeni haritanın hanedanların istediği gibi çizilmesini engellemenin yolu, hanedanlarla mücadele etmenin yolu, önce buradaki hanedan uzantılarıyla mücadele etmekten geçiyor. Hayır Polat Alemdar. Bizim tecrübelerimiz ve 52 Ocağın sana sunduğu ortak teklif şunu gösteriyor. Hanedanlarla mücadelenin yolu yeni bir hanedan kurmaktan geçiyor. Emin misin? Eminim Arif abi. Adamın sorgusunu bile yaptırmadan nakledecekler. Peki işlemin nerede nasıl yapılacağını öğrenebilir miyiz? Uğraşıyoruz. Diğer mevzuyla ilgili ne öğrendin? Onu çok daha gizli tutuyorlar. Bu iş tahmin ettiğinden daha mühim bir mesele. Gözünü seveyim, yerini saatini öğren bana. Tamam abi. Sağ ol. Akif, adamlar harekete geçiyor. Sagir'i bu gece başka bir yere nakledecekler. Tamam Arif. Nakille ilgili detayları öğrenmeye çalış. Sagir'i bu gece nakledecekler. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Elif'in durumu çok zor. Babası konusunda hassasiyet göstermesi çok doğal. Okula döndüğünde aynı şeyin tekrar yaşanmasından korkuyordur. Peki ne yapmalıyız? Okulunu mu değiştirmeliyiz? Bir eğitimci olarak ne önerirsin Martin? Aslında doğruyu söylemek gerekirse aynı risk başka okulda da var. Bu Elif'in kişiliğiyle ilgili değil. Babasıyla ilgili. Babası ne diyor peki? Abimin durumunu biliyorsun. Ona ulaşamıyoruz. O gelince Elif'i ikna edecektir ama o zamana kadar biz belki bununla başa çıkmayı öğretmeliyiz. Zorlayarak olmaz. Bunu kendi istemeli. Hiç yanaşmıyor bile. Ne olur bana yardım et Martin. Çok hızlı bir çözüm bulmalıyım. Yoksa derslerinden geri kalacak. Peki eğitimine yurt dışında devam etmesine ne dersin? Çok zeki bir çocuk. Yabancı dili de var. Başta alışması zor olabilir. Ama kısa sürede adapte olacağını düşünüyorum. Eğer istersen yurt dışındaki en iyi okullardan birini ayarlayabilirim.
Bilmiyorum. İyi bir fikir olabilir ama abimin sıcak bakacağını sanmıyorum. Eğer Elif ikna olursa bence babasını da ikna eder. Arif'ten haber var. Nakil bilgilerine ulaşmış. Ben çıkıyorum. Sagil'le hesabı kapatma zamanı. Ertekin. Benimle gel. Ben de geleyim. Pusat'la benim de hesabım var. Ben onunla işimi bitirdikten sonra senindir. Senden sonra geriye bir şey kalacak mı? Senin için birkaç parça kemik bırakırım Pitbull. Ağzım sulandı. Ben yakınlarda hazır bekleyeceğim. Her şey bitmeden yetişirim. Seni bekliyoruz Baltazar. Hadi. Pusat'ım, Baltazar denilen adam sadece sana değil, bana da kurşun sıktı. Bırak, ben de geleyim. Olmaz Zülfikar Ağa. Mekanıma geldi, beni çağırdı. Gidip hesabımızı göreceğiz. Bizim seninle beraber hesabını göreceğimiz daha çok gezit var Pusat. Bir yerden başlamak lazım da Zülfikar Ağa. Hakkın var. Sana yol verene de verilecek hesabın var. Sokakları çerden çöpten, memleketi pislikten, tertemiz gençleri de zehirden temizlemek için elden ne geliyorsa yapılacak. Boynumuzun borcudur. Yapılacak Zülfikar Ağa. Biz hazırız Pusat. Ben dünden hazırım de. Eyvallah. Buraya bakın. Hazırlanın. Pusat'ın işini bitirmeye gidiyoruz. Hızlı olacaksınız. Sert olacaksınız. Kurşun sıkıp intikam alacaksınız. Pusat bizi görecek ama bu son görüşü olacak. Ben yokum Pitbull. Ne dedin? Sen git intikamını kendin al. Ben yokum dedim. Peki, o zaman yok ol. Ben sana yok ol demedim mi? Benimle olmak istemeyen başkası var mı? Sen ne yaptığını sanıyorsun? İşimizi yapıyoruz misket.
Önümüze çıkan engeli de temizleyeceğiz. Görmüyor musun? Burada kimse başkası için canı tehlikeye atmak istemiyor. Başkası için değil. Pusat bizim arkadaşlarımızı öldürdü. O arkadaşlarımız da başkası için öldü. Baltazar bizim ortağımız. Baltazar senin ortağın. Burada kimse onunla yaptığın planları bilmiyor. Ne kadar para aldın, daha ne kadar alacaksın bilmiyor. Sen ne dediğini sanıyorsun? Aldığım her şeyi paylaşıyorum sizinle. Hepsi buysa bana yetmez. Buradaki kimsenin hayatı da bu kadar ucuz değil. Araçlar dışarıda sizi bekliyor. Nereye gideceğiz? Güvenli bir yere. Kim götürecek bizi? Benim arkadaşlarım. Kimmiş onlar? Gideceğiniz yere ulaşana kadar sizin arkadaşlarınız olacak. Benim arkadaşım yoktur. Şimdiden söyle, dikkatli olsunlar. Size de şimdiden söyleyeyim. Buradan çıkıp araca binene kadar siz de dikkatli olun. Kontrol bizde olmayacak. Beyaz Melek. Fehmi'nin Gürcan'ın ölümüyle ilgili ne düşündüğünü öğrenebildin mi? Konseyle ilgili olabileceğini düşünüyor ama emin değil. Asıl önemlisi Cahit'le konuştu. Cahit'le mi? Ne konuştular? Bu olayın nasıl olduğunu öğrenmek için ondan yardım istedi. Ne zaman geldi Cahit? Gündüz geldi. Ben ancak şimdi çıkabildim haber vermek için. Hemen eve dön. Eğer Cahit
Bu gece o eve yeniden gelirse vakit kaybetmeden beni ara. Efendim, bu riskli olabilir. Sana dediğimi yap Melek. Geç kalmamız çok daha riskli. Tamam efendim. Konuştuğu numarayı tespit edebildiniz mi? Evet. Bilgileri şimdi telefonuna gönderiyoruz. Tamam. İyi akşamlar Melek. Yoksa Beyaz Melek mi demeliydim? Ne demek istediğinizi anlamadım. O zaman yolda anlatırım. Benim çok acelem var lütfen. İnanın neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Can'la yaptığın telefon konuşmasından bahsediyorum. Bin arabaya. Yürü.
Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Biz sizi ikiniz aynı masaya oturtmadık mı? Ortaklığı bozdu. Ne iş yapsam önüme çıktı. Malımı yaktı, adamlarıma sıktı. Yaptım. Benim olduğum yerde zehir satmayacaksın dedim. Satarsa yaşatmam. Kimin kiminle ortak olacağına, nerede ne satılacağına, kimin yaşayacağına biz karar veririz. Konsey kuruluyor. Bundan sonra bizden habersiz kimse kimseye kurşun sıkmayacak. Olan oldu. Ölen öldü. Barışacaksınız. Yoksa ikinize de İstanbul'u dar ederiz. Ne yapıyorsunuz? Niye durdurdunuz? Buradan sonrasına biz bakacağız. Olur mu öyle şey? Olur olur. İn. İn aşağı, in aşağı. İn in in. İn aşağı, in aşağı. Kay ellerini yukarı. Dön 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 dön. Sakın kıpırdama. Merak etme, iyileşeceksin. Artekin! Hı hı. Bunu oradan geçirip çıkarıyorsun. Anladım. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Ne örüyorsun anneciğim? Elif'ime atkı örüyorum. Sonra da şapkasını öreceğim. Bana da örer misin? Aa, tabii örerim. Nineciğim, bana da öğretir misin? Ben de babama atkı örmek istiyorum. Tabii öğretirim. Her gün okuldan geldiğinde birlikte öreriz. Nene, söyledim ya sana, ben artık okula gitmeyeceğim diye. Aa, olur mu hiç öyle şey? Ne demekmiş o? Ben bakarım. Bak, başını al. Bak. Aa, Martin hoş geldin. Hoş geldiniz. Buyur.
Hoş geldin Cahit. Hoş bulduk. Haklı çıktın Fehmi. Adamın seninle görüşmesinden sonra öldürülmesi tesadüf değilmiş. Yani Gürcan konseyime girmek istediği için mi öldürülmüş? Hayır, konuştuğumuz gibi bundan kimseye bahsetmemiş. Ölümüne sebep olan şey sana gelmek için bozduğu ortaklık. Peki bu eski ortakların kim olduğunu biliyor musun? Çok yakında onu da öğreneceğim. Eğer infazın nedeni konseye girmek istemesi değilse, onların da kim olduklarının benim için hiçbir önemi yok. Kızım, kahvelerimiz nerede? Bak Elif, bu okul her yıl sonunda tiyatro festivali yapıyor. Nerede bu okul? Londra'da. Nereden çıktı şimdi bu iş? Nesi varmış benim kuzumun okulunun? Endişe etme anneciğim. Henüz net bir şey yok zaten. Safiye, ne yapmaya çalışıyorsun? Abine sormadan nasıl böyle bir şey düşünebilirsin? Sakin ol Leyla. Makul bir çözüm bulmaya çalışıyorum. Belki abimi ikna edebiliriz. Hiç sanmıyorum. Ben odama geçiyorum kızım. Misafirimize ayıp olmaz değil mi? Hiç ayıp olmaz anneciğim. Siz merak etmeyin. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Sen çok zeki ve özel bir çocuksun. Eğer gitmeyi kabul edersen, orada da çok başarılı olacağına eminim. Senin orada yeni arkadaşların olacak. Burada yaşadığın sorunları orada yaşamayacaksın. İstediğin zaman da aileni ziyaret için gelebilirsin. Ne dersin Elif? Gidersem ninem çok üzülür. Ben onu bırakıp hiçbir yere gitmem. Bunların hepsi planın bir parçasıydı Sagir. Senin planlarının bir parçası değilim. Bana tuzak kurdun. Ama sonra da kurtardım. Bu benim için bir açıklama değil. Bana en baştan anlatmalıydın. Ben seni çok iyi tanıyorum. Böyle bir şey söylesem asla kabul etmezdin. Bunu şimdi kabulleneceğimi nereden çıkardın? Biraz sakin olup düşünürsen, ortak düşmanımız Polat Alemdar'a nasıl büyük bir darbe vurduğumuzu sen de göreceksin. Büyük bir plan yaptığın ve iyi bir sonuç aldığın doğru. Ama ben ince planların değil, somut sonuçların adamıyım. Senden özür dilememi bekleme Sagir. Somut sonuçlara gelince. Sana vaat ettiğim parayı fazlasıyla hesabına aktardım.
Şimdi otur, devamını konuşalım. Eğer bana yeni bir plan anlatacaksan, bu sefer önce sonunu söyleyeceksin. Bu sefer sonu sen belirleyeceksin. Otur. Çay ne zaman oluyor da? Demin alsın, 5 dakikaya hazır. Senin çayın kadar lezzetli olmaz ama idare edeceğiz. Nerede kaldın Cahit? Öldü kaçlıkta. Bu dağ başında dükkan mı var ha? Ben ellerimi yıkayayım. Sakalları kesin, darısı senin başına. Bu sakalların daha çok işi var. Bize yapacak hiçbir şey bırakmamışsın. Biz kolayını yaptık. İşi zorlu usta yapıyor. Thank you.
Fatsa bir oldu da narinim başa erdemedim.